Evet, herkese merhabalar. Umarım yayında bir sorun yaşamıyoruzdur. Şu anda kontrolleri, son kontrolleri de yapıyorum. Öncelikle katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Yani günlerdir konuştuğumuz okul gıdası konusu Haziran ayında yeni bir yönetmelikle gündeme gelmişti. Fakat işte geçen birkaç gün içinde de bu maalesef yönetmeliğin önce erteleneceğinin ayak sesleri, sonradan da ertelenmesinin resmi kararını yayınladık. Tabii bu kararı ben gerek yorumlarda, gerek yayınlarda, Twitter'da olsun, farklı platformlarda da kendime özgü tarzda sizleri de bilgilendirecek, kendimi de bu noktada tabii tarihe bir iz bırakacak şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten bence önemli bir uygulamanın ertelenmesini yaşıyoruz. Yani devletimiz adına da, ülkemiz adına da, çocuklarımız adına da bence önemli bir süreci maalesef olumsuz bir şekilde geride bıraktık. Şimdi okul gıdası uygulaması ertelendi. Bunu daha önce de yayınladık. Yani bu uygulamanın getirileri ne olacaktı? Şimdi ertelenmesinin bizde veya çocuklarımızdaki etkileri ne olacak? Uzun vadede neler olacak? Yani gelecek yıl bir daha mı ertelenecek? İlk olarak şunu söyleyelim. Bu uygulamanın şu anda tabii aslında ertelenmesiyle ilgili önümüzde çok ciddi doneler vardı. Yani işte bu ertelenme resmi kararı pazar günü yayınlandı. Çok öncesinden artık kantincilerin yaptığı baskılar, işte o Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan görüşmeler aslında biliniyordu. Daha doğrusu biz bunları sizlere de aktarmıştık. Sonrasında bize okulların açılmasından henüz birkaç gün öncesinde bu tarz fotoğraflar gelmeye başlamıştı. Yani aslında okul gıdası satılacak kantinlerde henüz okullar açılmadan birkaç gün önce bakın kolilerce abur cuburlar, kekler, krakerler depolanmaya başlamıştı. Bu fotoğraf sizlerden gelen fotoğraflardan biri. Yine onun dışında aslında bizi de çok şaşırtan bir şey vardı. Bir görüntü, bir mesaj, aslında bir kısa mesaj. Muhtemelen bir kolundan gelen, yani Kantinciler Federasyonu'nun logolu ürünlerle ilgili uygulamayı ertelediğine, burada 4 aylık bir herhalde başta bir düşünce varmış. Bunun ertelendiğine ve bununla ilgili firmaların artık kantinlerde yine istedikleri tarzda satışlar yapabileceğine dair kısa mesajlar çeşitli birimlere, çeşitli birimler tarafından aktarıldı. Bu ve buna benzer konular bize tabii çokça sizler tarafından geldi. Yani bizim tabii burada en büyük gücümüz biliyorsunuz biz bir sivil inisiyatifi sizlerle birlikte bu hale geldi ve büyüdü gıda direktifi. Ve bu gelen fotoğraflar her zaman farklı gündemleri oluşturmamıza da katkı sağladı. Bu açıdan da çok ama çok önem veriyoruz biz bunlara. Ve tabii burada en son noktada da olayın belki de vehametini gösteren en önemli kısım da aslında okul gıdası uygulamasının çok da sağlıklı gitmediği veya başlamayacağı yönündeydi. Ya bunlardan en önemlisi işte kraker adı verilmiş bir cipste monosodyum glutamatın bulunmasıydı. Yani burada tabii denetimin ve bu okul gıdası logosu mantığının sorgulanması açısından belki de bir dönüm noktası olduğu. Bir takipçimizin gönderdiği bu ürünü yayınladıktan sonra her şey sorgulanmış bir duruma geldi ve maalesef zaten bir baskı altındaki bakanlık sanıyorum bu uygulamada başarılı olamayacağını düşündü ki uygulamayı erteleme kararı aldı. Ve aslında uygulamanın biliyorsunuz yani Haziran ayında yapılan ilk tanıtım toplantısında gerçekten çok önemli vaatler vardı. Burada hem Milli Eğitim Bakanımız, hem Sağlık Bakanı, hem Tarım ve Orman Bakanımız katılmıştı bu toplantıya ve önemli bir toplantıydı. Şimdi Bekir Pakdemirli'nin, Sayın Tarım ve Orman Bakanı'nın buradaki konuşmasını sizlere aktaracağım. Bakalım neler düşüneceksiniz. Obeziteye karşı savaş açmış Yani olacağız. buradaki yayınları Geleceğimizin Instagram'dan takip garantisi edenler varsa bu evlatlarımızı da videoları erken Instagram'da yaşta iyi yayınlayamıyoruz. beslenme alışkanlıklarını O yüzden onları kazandırmalarını sağlayacağız. İyi beslenme alışkanlığına uygun, satışa uygun olan gıdaları da diğer ürünlerden de ayırmayı amaçlıyoruz, hedefliyoruz. Bu protokol ile ailelere dokunacağız. İnşallah ailelerin çocukları bizlere emanet. Bize göre
Çocukların sağlıklı gıdalara erişimi, özellikle okullarda sağlıklı gıdalara erişimi, ailelerin haklı talebiydi ve bizlerden de beklentileriydi. Okul gıdası uygulamasıyla bir anlamda velilerimizle de bir emanet sözleşmesi imzalıyor olacağız. Bakanlıklarımızca altyapıyı birlikte kurduk. Bunu hep beraber yürüteceğiz. İnşallah hep beraber de yaşatacağız. Evet, burada önemli bir konuşma yapıyor Sayın Bakan ve aslında çok önemli şeyler vaat ediyor. Fakat dediğim gibi bu vaatlerin çoğu maalesef şu anda tutulmayan vaatler haline geldi. Şimdi bakanın bir konuşması daha var. Burada çok ilginç bir ifade kullanıyor aslında. Şimdi size onu da aktaracağım. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Medyanın da huzurunda değerli üreticilerimizi bu konuda teşvik etmek istiyorum. Çünkü 17 milyonu aşkın öğrencimiz var. Bu aslında çok büyük de bir pazar. Değerli üreticilerimiz bu konuda daha okul gıdası uygulamasına uygun ürünler hızlı bir şekilde geliştirip üretebilirlerse kendileri için de önemli bir kazanç kapısı olur diyorum. Okul gıdası uygulamasıyla da 17 milyonu aşan öğrencinin gıdasının, sağlığının, eğitiminin ve güvenliğini kontrol altına almış oluyoruz. Bu 17 milyon öğrencimiz de 17 milyon aile demek aslında. Bu 17 milyon aile de Türkiye'nin neredeyse %80'i demek. Evet, şimdi burada tabii aslında burada Sayın Pakdemirli'nin söyledikleri o dönem biz de yayında eleştirmiştik. Yani bir pazar olarak nitelemesini, işte bugün de bir esnaf, bir ticarethane mantığıyla işler ilerliyor görüntüde. Bu tabii dikkat çekici bir ifadeydi. Bu ifadeyi de biz o dönemde aslında yayınımızda söylemiştik. 17 milyon aşkın bir öğrenci, bu aslında önemli bir pazar ifadesi, gerçekten çok düşündürücü. Fakat bir yandan da 17 milyon öğrencinin aslında 17 milyon aile demek olduğunu ve bunun da Türkiye'nin %80'i demek olduğunu da aslında bakan çok güzel ifade ediyor. Bu önemli bir durum. Çünkü burada aslında bugün karşı karşıya kalınan, daha doğrusu talepleri karşılanan kesimin bu %80'lik kesim olmadığı çok aşikar. Bu noktada da herhalde yapılan bu uygulama ertelemesinin çok ciddi anlamda bir yansıması olacağını düşünüyorum. En azından biz bu noktada sizlerden gelen mesajlarda bu tepkileri görüyoruz. Şimdi bir de aynı toplantıda Sayın Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı'nın bir konuşması var. Onu da birlikte izleyelim. Satışı yapılacak bütün ürünlerde tescilli bir logo konularak takip edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca bakanlığımızın okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden desteklenmesi konulu genelgenin uygulanması da böylece daha etkin bir hale getirilmiş olacaktır. Bu verilmemiş ve tutulmamış sözlerin maalesef burada söylenenlerin tam tersi bir uygulamaya sebep olduğunu söylemek gerekiyor. Peki, şimdi olayı biraz daha teknik boyutundan, daha doğrusu mevzuat boyutundan bakacağız. Şimdi okul gıdası uygulaması Haziran ayında ortaya konmuştu. O dönem işte bizim de dediğim gibi az önceki bazı ifadelerde eleştirilerimiz vardı. Okul gıdası uygulamasının tam olarak hangi amaçla geldiğini soruyorduk. Çünkü 2016 yılından beri bir mücadele vardı zaten. Ne mücadelesi vardı? Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun yayınladığı bir rapor doğrultusunda aslında okul kantinlerinde enerji yoğunluğu yüksek ürünlerle bir mücadele vardı. Sayın Tarım ve Orman Bakanı da aslında söylüyor. Enerji yoğunluğu yüksek aslında burada önemli bir ifade. Bizim de çoğu zaman size aslında ürün incelemelerinde yansıtmaya çalıştığımız bir mevzu bu. Nedir? İlave şekerden gelen kalori oranı, yani enerji oranının %10'u aşmayan ürünler tüketmek. Yine doymuş yağdan gelen enerji oranını %10'u aşmayan ürünler tüketmek. Bu aslında Türk Gıda Kodeksinde var olan fakat bizim oluşturduğumuz bir kavram değil. Bu enerji yoğunluğu meselesi, yani ilave şekerden ve doymuş yağdan gelen yüksek yoğunluklu enerjinin başta çocuklar olmak üzere insanların sağlığındaki sıkıntılar Dünya Sağlık Örgütü tarafından şu anda kabul edilmiş ve bu %5'lik ve %10'luk sınırlar konmuş durumda. %10'luk sınır aslında üst sınır.
Yani biz de çoğu zaman ürün incelemelerinde söylüyoruz. İşte ilave şeker oranından gelen enerji oranı %20, %30 gibi yüksek oranlarda olabiliyor. Keza yine doymuş yağdan gelen enerji oranı %20, 30, 40 gibi oranlarda olabiliyor. Örneğin işte cipslerde, krekerlerde doymuş yağ oranı yüksekken, kalorisi yüksekken, şekerli meşrubat veya abur cubur dediğimiz yiyeceklerde ilave şekerden gelen yüksek bir kaloriyle karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu aslında bunlarla mücadele ediyor. Ve bunlarla ne zamandır mücadele ediyor? Bakın, burada şimdi bir ilgi tutulan bir liste var. Onu size göstereceğim. 2015 yılında yayınlanan bir Sağlık Bakanlığı'ndan yayınlanan bir bilim kurulu raporu var. Bu raporun aslında çok ciddi bir evveliyatı var. Yani 2007'den başlayan bir süreç bu. Ve bu şimdi az önce söylediğim gibi 2016 yılında okullara gönderilen bir genelge var. Ve bu genelge ile tüm okullarda satılması gereken, satılabilir nitelikte olan ve satılamaz nitelikte olan içecek ve yiyecekler belirleniyor. Bunu kim belirliyor? Bunu Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir bilim kurulu belirliyor. Ve şimdi zaten kantinciler odası ve bununla ilgili olan çeşitli mensup olan kişiler bu bilim kurulunun belirlediği bu ürünleri yeniden gözden geçirmesini istiyorlar. Yani aslında burada şu talep ediliyor devletten. Deniyor ki bu bilim kurulu raporunu bir gözden geçirin. Yani biz bu rapora göre hiçbir şey yapamayız. Bu rapora göre biz hiçbir şey satamayız. Dolayısıyla burada aslında çok ciddi bir maalesef bir talep var. Ne gibi bir talep var? Aslında bilimsel olarak ortaya konmuş, zararları ortaya konmuş ürünlerin satılabilir hale getirilmesi gibi bir talep var. Şimdi aslında çok net olarak burada ortaya koyacağız. Neler satılabilir, neler satılamaz? Aslında bu raporda hepsi çok net olarak belli. Ve şunu aslında çok açık olarak söylememiz gerekiyor. Şu anda okul kantinlerinde satışa sunulan bütün ürünler hala bu genelgeye uymak zorundadır. Yani burada 2016 yılında tüm okullara dağıtımı yapılan bu genelge hala yürürlüktedir. Ve bu genelge şu anda kantinleri bağlayıcı niteliktedir. Burada peki okul gıdası logosu ne işe yarayacaktı? Biz de aslında onu sorgulamıştık Haziran'da. Yani bu genelge varken hali hazırda neden böyle bir uygulamaya gerek duyuldu? Belki bu uygulamanın daha kolay denetlenmesi, daha kolay bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde denetlenmesini sağlayabilirdi. Fakat görüyoruz ki sanki 2016'dan bu yana böyle bir genelge hiç yokmuş gibi bir tavır takınıyor durumda şu an bazı çevreler. Yani bunu çok net olarak söylememiz lazım. 2016'dan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu tarafından kantinlerde satışı yasaklanan, satışı uygun olan, satışı belli kriterlere göre uygun olan ürünler aslında belli. Dolayısıyla okul gıdası logosunun yürürlüğe girmesi veya yürürlükten kalkması bu gıdaların satışını veya satılamaz durumunu değiştirmiyor. Hala Sayın Ziya Selçuk da aslında söylemişti. Bu genelgenin yürütülmesi veya denetlenmesini kolaylaştıracak bir uygulama olarak düşünülmüş olabilir bu uygulama. Fakat şu an görüyoruz ki sanki kantinlerde artık her şey satılabilir gibi. İşte bu uygulama ertelendi. Gelecek seneye kadar bir şekilde ilerleyecek gibi bir durum var. Öyle bir şey yok. Bunu çok net olarak söylememiz lazım. Peki şimdi bu genelgeye göre neler satılabilir nitelikte, neler satılamaz nitelikte? Şimdi hızlıca onlardan bahsedelim. Bu arada bu raporun şu anda değiştirilmesi talep ediliyor. Daha doğrusu yeniden değerlendirilmesi talep ediliyor. Ben bu talebin de çok doğru bir talep olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada da yani bu baskının da ayrıca maalesef bu kurumlara yapılacağını düşünüyorum. Şimdi bakın okul sağlığı bilim kurulu karar tutanağını görüyoruz. 2015 yılında düzenlenen bir karar tutanağı bu ve 2016 yılında da kantinlere dağıtımı yapılan, yani 3 yıl önce kantinlere dağıtımı yapılan, eğitim kurumlarında satışa uygun olmayan gıda ve içecekler başlığı altında şu anda nelerin olduğunu herhalde görebiliyorsunuz rahatlıkla. Enerji içeceklerinden aromalı içecekleri, kolaya, doğal mineralli dediğimiz, bu aslında birkaç gündür de konuştuğumuz bir mevzu. Yine içinde yüksek oranda şeker bulunan sodalara, meyveli içeceklere,
meyveli yine doğal mineralli içecekleri. Bunların satışı yasak. Kızartmalar her türlüsü yasak. Cipsler, çerezler her türlüsü yasak. Yine çikolata türleri, bunlar da yüksek enerji ve yüksek yoğunluklu enerji verdiği için yasak. Şeker ve şekerleme türleri, kremalı, çikolatalı, jöleli pastalar, ürünler, işte cupcake'ler, mozaik pastalar. Yani bunların tamamı aslında bilim kurulu raporu tarafından çok net olarak ortaya konmuş. Çaylar, kahveler ve tatlandırıcı içeren her türlü yiyecek ve içecekler. Burada tabii ilköğretim ve ortaöğretim çağında düşünerek baz alınmış bir liste olduğunu söylemek lazım. Daha da önemlisi şunu bir kere belirtmek lazım. Hep söylüyoruz. Yani yüksek şeker, yüksek yağ, aynı zamanda yüksek kalori ve yüksek enerji demek. Dolayısıyla bu çocukların 10 dakikada bu kadar yüksek bir kalori alıp daha sonra 40 dakika boyunca sakince dikkatini toplayarak ders dinlemesini beklemek zaten en başta bu çocuklara haksızlık. Aslında burada temel amacın yüksek yoğunluklu enerji alınmasının önüne geçmek olduğunu söyleyelim. Yüksek yoğunluklu enerji dediğimiz şey de işte bu satışa uygun olmayan denen gıda ve içecekler aslında. Çünkü enerjinin kaynağı biliyorsunuz en başta yüksek şeker çok yüksek bir enerji oluşturuyor. Ve bu enerjiyi yakmazsanız da zaten yağlanma ortaya çıkıyor. Ve işte obezite, diyabet dediğimiz bütün bu hastalıkların temelinde de bu yatıyor. Bu bilim kurulu raporunun temelinde bu varken kantincilerin sırf bunları satabilir hale gelmesi için öncelikle kurumlara baskılar yapması, daha sonra da bilim kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini istemesi gerçekten akla ziyan bir durum. Bunu da çok net olarak söylememiz lazım. Daha da ilginç olan burada bu raporun aslında sadece Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre yapılmamış olması. Yani burada Dünya Sağlık Örgütü'nün ve dünyadaki diğer bütün ilgili kurumların da aslında mutabık olduğu bir konu bu. %10 sınırı. Hem ilave şekerden hem de yüksek yağdan gelen. Şimdi uygun olan yiyeceklere ve içeceklere bakıyoruz. Burada da aslında herhalde hepiniz bunu merak ediyorsunuz. Yani neler uygun diye. Bakın hani ne satacağız diyorlar ya, yani bunlar aslında belirlenmiş. Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, işte bir havuç mesela o gün bir haberde gösteriyorlardı. Yani kantinciler odası başkanı dalga geçti. Yani havuç mu satacağız diye. Evet, havuç satabiliyorsunuz. Salatalar, kuru meyveler. Yani herhalde bizim ülkemizin en zengin olduğu konulardan biri. Kuru yemişler, kuru meyveler. Ve burada da bakın çok önemli dipnotlar var. Soslanmamış olması, tuzsuz olması. Yine kuru meyvelerde şeker katkısız olması, ilave şeker bulunmaması ve 30 gramlık ambalajlarda yapılması. Aslında burada bilim kurulu raporunda tüm bu çerçeveler çizilmiş durumda. İçme suyu, içme sütü, taze sıkılmış meyve ve sebze suyu. Bakın yine burada da 250 mililitreden büyük olmamalı diyor. Yani bir bardaktan fazla portakal suyu veya işte taze sıkılmış bir elma suyu örneğin satılmamalıdır diyor. Bu da zaten muhtemelen bir ya da iki tane elmaya denk gelecektir. Şeker ilavesiz olmalı. Yine burada da kriterler çok net. Ayran satılabiliyor, yoğurt satılabiliyor, peynir satılabiliyor, günlük haşlanmış yumurta satılabiliyor. Yine ekmekler satılabiliyor. Tam buğday ekmeği satılabiliyor. Yumurta ve peynir gibi yine turşu hariç, işte domates, havuç, marul sebzeler diye bunlar daha da detaylandırılmış. Şimdi ne satabiliyoruz, ne satabiliyoruz diye soranlar aslında bunun cevabı burada. Bir de belli kriterlere göre uygun olan satılabilecek yiyecek ve içecekler var. Aslında sadece satılabilir olanlar bununla sınırlı değil. Bakın burada da yine belli sınırlar konulmuş. Bu raporların tamamını ben bugün paylaşacağım web sitemizden. Aslında daha önce de biz bunları gündeme getirdik ama şu anda bunlar sanırım birçok yetkili tarafından da unutuldu veya unutulmuş gibi yapılıyor. Çünkü okul gıdası logosunun ertelenmesiyle aslında kantinlerde her şey satılır hale gelmedi aslında. Bunu da bence vurgulamamız gerekiyor. Bu çok çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Bakın burada da yine toplam enerji içeriğinin sınırlandırılması, yağdan gelen enerjinin, doymuş yağdan gelen enerjinin, ilave şekerden gelen enerjinin sınırlandırılmış olması şartıyla çeşitli eğitim kurumlarında yine satılabilir ürünlerden bahsediliyor. Yani işte aslında üretici firmaların bir türlü üretmediği ve bu sistemi tıkadığı nokta aslında burası. İlave şekeri düşürmediler, doymuş yağları düşürmediler, içine yine monosodyum glutamat kattılar.
Aslında devletin geri adım atmasına sebep olan şeylerden biri tabii ki bir yandan da üretici firmaların bu ürünleri bir türlü üretemiyor olması oldu. Fakat az önce gösterdiğimiz gibi zaten satışa uygun olan yiyecekler ve içecekler yani bana sorarsanız çok rahatlıkla temin edilebilecek yiyeceklerdir. Evet, işte burada asıl sorun şu oluyor. Bu yiyecek ve içeceklerle bu kantinler kar yapabilir mi? Kar yapamaz mı? Veya işte kazançları şu an sattıkları ucuz ve sürümden kazandıkları gıdalar kadar olur mu? Tabii burada devletin hangi sorunun cevabını vermek istediği çok önemli. Az önce toplantının detaylarını sizlere aktardım. Orada vaat edilenler, orada bize söz verilenler aslında şu anda tam anlamıyla maalesef yapılmayanlar olarak karşımıza çıkıyor. Sanırım bu konuda da çok da dile getirilmeyen bir şeyi söylemiş olduk. Yani çok kritik. Şu anda okul logosu uygulaması, okul gıdası uygulaması ertelenmiş olabilir. Fakat 2016 yılındaki genelge hala yürürlükte ve dolayısıyla bu genelge yürürlükteyken kantinler şu anda da öyle istedikleri gibi kafalarına göre her şeyi satabilir durumda değiller. Denetlemenin zabıtalar tarafından sadece hijyen yönüyle değil, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın da katkısıyla, Sağlık Bakanlığı'nın da katkısıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da katkısıyla bu kriterlere göre de yapılması gerektiğini düşünüyorum ve bu çok ama çok önemli. Dolayısıyla çok net olarak söyleyelim. Okul kantinlerinde yüksek şeker içeren ürünlerin ve abur cuburların, yüksek şekerli meşrubatların, ice tea'lerin, kolaların, gazozların satışı yürürlükteki genelgeye göre şu anda da yasaktır. Şimdi hal böyleyken bugün maalesef bir tweetle karşılaştık. Ticaret Bakanlığı'ndan bir genel müdür Sayın Necmettin Erkan bugün bir tweet attı ve tweetinde aslında gerçekten çok şaşırtıcı bir şey bu. Yani hani tam olarak ne diyeceğimizi aslında bilemiyoruz ama esnafımızın beklentisi karşılandı ve sorunlar çözüldü diyerek aslında bu okul gıdası logosu uygulamasının ertelenmesini bir müjde olarak maalesef Twitter'da yayınladı. Ve biz bu tweet üzerine tabii bizim gıda direktifi hesabından attığımız tweet üzerine de değerli takipçilerimiz çok sayıda tweetle kendisine bu hatalı bakış açısını hatırlattılar aslında. Basit bir uyarıydı bu. Halk tarafından ve insanlar tarafından yapılan ve burada da Sayın Erkan bir dönüş yaparak Twitter'dan yorumlardan konunun yanlış anlaşıldığını düşündüğünü söyledi ve aslında kantinci esnafının sorunlarının onlardan kaynaklanmadığını söyleyerek yine onları korudu. Yani bakın burada ortada bir sorun yok aslında. Yani ortadaki tek sorun şu, çocuklarımız şu anda yüksek enerjiyi içeren, yüksek yoğunlukta enerji içeren, yüksek oranda ilave şeker içeren ve gerçekten onların sağlığı için çok da iyi olmayan ürünlerle beslenmektedir kantinlerde. Ve okul kantinlerinde aslında bu ürünlerin satışı şu anda yasaktır. Genelgeye göre sınırlandırılmıştır, kısıtlanmıştır, çeşitli şartlara bağlanmıştır. Dolayısıyla kantincilerin ortada çözülen bir sorun olmadığı gibi aslında asıl sorun çocuklarımızındır. Burada çocuklarımız, milyonlarca çocuğumuz, işte 17 milyonu aşkın çocuktan bahsediyoruz bugün. Bunlar şu anda tamamen aslında mevzuata aykırı ürünlerle maalesef kantinlerde beslenmek zorunda kalıyorlar. Bizim temel sorunumuz bu aslında. Yani aslında Sayın Erkan'ın söylediği kantincilerin sorunu çözüldüğü bakış açısının gerçekten burada çok ciddi bir yandan da niyeti de maalesef gösterdiğini görüyoruz. Bu tweet'i kendisi bu olay sonrasında, bu mesajlar sonrasında sildi, kaldırdı. Fakat gerek burada Ticaret Bakanlığı'nın bakış açısını, gerekse diğer bakanlıklarımızın tabii sessizliğinden de gelen bakış açısını maalesef görüyoruz. Ama şunu tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Bunu sanırım çok vurgulamak gerekiyor. Şu anda hala bu genelge, 2016'daki genelge yürürlüktedir. Okul gıdası uygulaması ertelenmiş olabilir fakat kantinlerde hala
istenen her şeyin, her türlü abur cuburun satılması bu genelgeye göre yasaktır. Ve bu noktada da biz devletin hazır bu uygulamayı da ertelemişken denetimleri sıkı tutmasını ve 2020 Eylül'ünde çok daha sıkı bir şekilde gerekirse üretici firmalara da gerekli kriterlere uygun ürünler üretmesi için ilave bir destek vermesini bekliyoruz. Bir şekilde çocuklarımızı kurtarmayı bekliyoruz. Gerçekten gerek ilave şekerin getirdiği uzun vadedeki sıkıntılar ve hastalıklar ve gerekse kısa vadede o alınan yüksek kaloriyle çocuklarımızın yaşadıkları, dikkat dağınıklıkları, onların yine obez olma sürecinde maalesef bunun temelini okulda atmaları ilerleyen süreçte uzun vadede herhalde hiçbirimizin isteyeceği ve kabul edeceği bir durum değildir. Bununla ilgili devletin aslında gereken adımları 3 yıldır, 4 yıldır hatta daha da uzun sürelerdir attığı veya atmaya çalıştığını görüyoruz. Bu adımları atması yönünde sürekli bir engelle karşılaştığı ve bir baskı ile karşılaştığını da üzülerek görüyoruz. Gıda dedektifi gibi sivil inisiyatifler, tabii ki sizlerin desteğiyle, yüz binlerce insanın desteğiyle devlete de güç verecektir, cesaret verecektir diye düşünüyorum. Biz o noktada şu anda ne kadar hayal kırıklığı içinde olsak da, ne kadar tepki veriyor ve eleştiriyor gibi gözüksek de, aslında burada yapmaya çalıştığımız ve yapmak istediğimiz şey devlete cesaret vermektir. Bakın 17 milyon aile demiştiniz. %80'iydi bu ülkemizin. Demek ki böyle bir kitle şu anda bir ya da iki veya daha fazla çocuğu eğitim görüyor ve devlete aslında emanet. Dolayısıyla evet mutlaka devlet herkesi gözetmelidir ama herhalde çocuklar burada en önemli paydayı oluşturmalıdır diye düşünüyorum. Zaten yıllardır bu farkındalıkla oluşturulan mevzuatların artık en kısa sürede gerçekten yürürlüğe girerek sıkı bir şekilde denetleneceği günleri de iple çekiyoruz ve gerçekten bekliyoruz. İnşallah bu yayınlar ve bu yaptığımız eleştiriler, bu sorgulamalar çok çok olumlu yansımalarla hem devlet nezdinde hem de bizler için geri döner. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur ve umarım sesimiz bir yerlere duyulabilir. En azından bu farkındalıkta aileler de kantinlerin şu anda başıboş durumda olmadığını fark etmiş ve öğrenmiş olurlar. Ve biz de bu noktada bu farkındalık görevimizi yerine getirmiş oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar.